Orhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Orhan bulduk. Biroğlu bizimle. Teşekkür ediyorum. Hepimize çok geçmiş, çok geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Siz ilk gördüğünüzde ve duyduğunuzda ne düşündünüz? Ya kim yapmış işte olabilir? Zamanlaması manidar mı diye de konuşuyoruz. Tabii ki yani çünkü bu soru bile yani çok anlamlı değil. Yani tabii ki manidar. Yani bundan daha açık bir şey olabilir mi? Bunu daha önce zaten yani Kandil'den bir adam savaşın merkezi Türkiye olacak dedi. Yani artık bunu tartışmak bile bence... Kandil'de kim söyledi bunu Orhan Bey? Duran Kalkan söyledi Duran galiba. Kalkan mı tabii söyledi? Ki onlardan yani biri söyledi. Yani PKK eğer çıkarsa yani bu işin arkasında Orta Doğu'da, onlar sabote ediyorlar diyebilir Orta Doğu'da miyiz? Tabii ki diyebiliriz dememiz lazım. 40 yıldır da söylüyoruz zaten. Yani artık bunun tartışması değil. Buna karşı yani ulusal refleksi ne olacak Türkiye'nin? Ulusal birliği ne olacak? Türkiye'nin bunu konuşması lazım. Peki olay yani, şu mu Orhan Bey size göre? Yani bir anda tam Sayın Bahçeli Öcalan çıksın ve terörü lağvetsin tabii, dedi. DEM tabii. Parti buna bir el uzattı, desteklediğini söyledi. Tabii. Kandil panik içinde bunu sabote etmeye mi çalıştı? Çünkü DEM'den gelen açıklamalarda da bunun bir sabotaj olduğunu söyledi. Aynen öyledir. Yani artık bunu yani bu şey yani bu tarifin dışında bir tarif hiçbir anlamı yok. Ve çok kasıtlı bir tarif olur. Bunu zaten yani Sayın Bahçeli DEM'deki arkadaşların elini sıkmadan önce, son grup toplantısını yapmadan önce de bu mesajı verdiler zaten. Yani Orta Doğu'da işte statüko değişiyor. Mesela işte Gazze'de bitmeyecek. Bu savaşın merkezi Türkiye'ye taşınacak. Asla böyle bir şey yapamayacaklar. Bundan emin olmamız lazım. Yani güvenlik güçlerimiz çözüm sürecindeki o hendeklerde ne bileyim işte sınır ötesinde nasıl kahramanca mücadele ettiler ve bunu durdururlarsa bu hamleyi de durduracaklar. Bunlar hepimizin inanması lazım. Peki, ama tabii ki TUSAŞ'a olması çok sembolik değil mi? Az çok önce sembolik çünkü tabii şu an Türkiye'nin yani en çok övündüğümüz yani son 20 yıllık süre içerisinde işte güvenlik politikalarımıza bağlı olarak milli savunma sanayimizin gelişmesi çok sevindirici. Yani Teknofest'te milyonlarca gencimiz katılıyor. Yani buna çok gurur verici şeyler. Ve tam da işte yani en güçlü olduğumuz. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki Orta Doğu bu beladan geçerken en güçlü yanlarımızı koruyalım ama zayıf yanlarımızı da hep beraber gelin birlikte güçlendirelim. Yani şu an Cumhur İttifakı'ndan zayıf gelen... Zayıf yanımız dediğiniz Türkiye'nin evet, içerisindeki politik evet, gerginlik. Politik gerginlik ama sadece yani Türkiye'nin içini kastetmiyorum tabii ki. Yani dışarıda da Türkiye ile ilgili hani gözden geçirilmesi gereken politikalarımız var. Bölge halklarıyla kurmamız gereken daha samimi tıpkı işte Erbil Ankara arasında bu çok evet, müspet olumlu bir şey bir dostane ilişki modeli vesaire. Ama tabii her yerde aynı durumda değiliz. Yani kabul etmek gerekirse dolayısıyla buna hazırlıklı olması lazım Türkiye'nin. Ve peki, bu şunu, Gazze'de bilhassa Türkiye'nin hemen hemen herkesin önüne geçen çok açık bir tutumunun tabii ki Türkiye'ye dönük, Türkiye düşmanlarının hazırladığı bir faturayı... İsrail'de olabilir mi bu faturayı... arkasında İsrail'in bir parmağı? Ya bu şey değil yani elimizde bir belge şubu falan yok tabii ki ama İsrail'den gelen Türkiye'ye yönelik düşmanca açıklamalar aslında İsrail'in Türkiye'ye söz konusu olduğunda nerede durduğunu da açık bir şekilde hepimizin görmesine imkan veriyor. Şimdi yani bu PKK meselesine bir biraz yok. Daha böyle soru cevap gidelim. Ve şey ona. Mesela bakın Öcalan'ın iki gün önce yani bu şeydeki grup konuşmasından sonra zannediyorum veya el sıkışmadan sonra Öcalan'ın işte 15 yıl önce mi daha herhalde BK'dayken yazdığı bir yazı tedavüle sokuldu. Yani işte Türkiye, Suriye, Irak, İran bu meseleyi çözmeye yanaşmıyor. Bunu Öcalan yazmış o zamanlarda. Dolayısıyla burada bizim durmamız gereken yer Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran ittifak güçleridir. Bunu açıkça söylüyorlar ve çünkü içlerindeki özlem bu. Oysa Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye geldikten sonra bu fikirlerini hızla nasıl terk ettiğini hepimiz biliyoruz. Çözüm sürecinin hafızası daha çok eski yüzyıla dayalı bir şey değil ki. Daha dünmüş gibi hatırlıyor herkes her şey. 2013'te mektup okunduğu zaman bu adamların tavrının ne olduğunu, yani görünürde Öcalan'ı kabul ama aslında sahada onu reddeden bir tavırla hareket ettiler. Yani o zaman bu, şimdi sizin cümlelerinizin arasında kaybolmasın. Önemli tabii, şeyler söylüyorsunuz. Tabii. Siz diyorsunuz ki
PKK artık Öcalan'ı aslında dinlemiyor mu? Yani dinlememe ihtimali şeyi tabii ki çok yüksek. O 2013'te dinlemedi. İki kere ama buna rağmen Öcalan silah bırakma çağrısı yaptı. Tabii yaptı. Güçleri kaybedeceğiz diye korktular. Tabii ki ama sadece yani mesele sadece o da değil aslında Kübra Hanım. Yani 2013'ü ben çok iyi hatırlıyorum. Telefonla yine bir televizyona bağlanmıştım. O mektubu destekleyen bir açıklamalarım olmuştu. Ama sonra iki gün sonra baktık ki bir takım hani bu Kürt meselesiyle de çok alakalı arkadaşlarımız isim vermeyeyim. Kamuoyu biliyor zaten. Şöyle yazılar yazdılar ya. Abdullah Öcalan'ın mektubu o alanda okunduğunda Kürtlerin üzerine nötron bombası atsam bu kadar olumsuz etki yaratmazdı. Niye ya? Ne olmuş yani? Yani Öcalan ne dedi o mektupta? Silahları bırakın gidin. Türkiye bizim ortak vatanımız. İşte Avrupa Birliği ile ilişkiler iyi gelişiyor. Dolayısıyla bu meselenin miadı doldu dedi. Başka bir şey demedi yani. Ve bunu yazan, bu makaleleri yazan arkadaşlarımız şimdi maalesef Demdes milletvekili. Yine bir arkadaşımız dağa çıktı, dağdakilere röportaj yaptı. Nereye gidiyorsunuz? Erdoğan'a niye güveniyorsunuz? Dedi. Bunu o yazdı da öğrendik. Yoksa biz bilmiyoruz ki bu ne yapmış dağda, ne kimle ne konuşmuş. Onlar da biz Erdoğan'a değil ama liderimize güveniyoruz. Liderimiz bize talimat verdi, gidin dedi, biz de gidiyoruz. Diyorlar. Yani şimdi bu çabaları da görmek lazım. Yani bu PKK böyle muktedir, her şeyi böyle değil. Yani bu tolerenin bitmesi lazım artık. Bu örgüte karşı Türkiye'de ister sivil toplum alanında, ister siyasi partilerimizin içinde kim olursa olsun bu tolerenin ya hala bize evet bu adamlar dağda ama ya ne aması? Dağda kalmanın artık gerekçesi mi var ya? Bir bölgeyi bugün dem yönetiyor. Diyarbakır'ı dem yönetiyor. Mardin'i dem yönetiyor. Van'ı dem yönetiyor. Nedir o zaman yani? Bu kan dökmek ne ya? Kim bunu izah edecek? Şimdi burada muhatap, yani barış isteyenlerin, demokrasi isteyenlerin ve bu arada değerli devlet adamı, yani devlet beyin istediği evet bu beladan Türkiye'nin kurtulmasıdır. Ama amasız fakatsız yani iç siyaset hevesleri, Cumhurbaşkanı'nın geçen ifade ettiği gibi yani iyi bir şey başlıyor dedi mahallen. Ama bunu iç politika, iç iktidar heveslerine heba etmeyelim dedi. Doğru. Ya bu fikir iyi bir fikir. Bu fikrin arkasında duralım. Kaldı ki yani şu an mesela muhalefetteki arkadaşlara bakıyorum. Yeri değil, zamanı değil. Çünkü bu büyük bir acı. Bu acının ortasında bunları konuşmak gerçekten şey olmadı. Talihsizlik oldu. Ben size daha güzel şeyler konuşmak evet. isterdim ama içimiz kan ağlıyor. Ne bu ya? Ama bu ikisi nedir? Bağlantılı olabileceği aynen. için de konuşmak şimdi, istedim sizinle. Hala işte yeni anayasa değişecekmiş de işte Cumhurbaşkanı yeniden. Ya bunun bir garantisi yok ki. Bu ters peki tefendim. O zaman 2013'te Orhan Bey çözüm, soru cevap gidelim çünkü hepsini olur, aynı tabii. anda konuşuyorsunuz. Ama yani 2013'te ha? Allah aşkına yani AK Parti çözüm sürecinden zarar mı gördü, peki, fayda mı gördü? İşin ABC'siyle konuşalım. Evet doğru. Burada da bir garantisi yok ki bu peki, işin. Peki ABC'sini konuşalım için. Bir soru cevap. Bir, Sayın Bahçeli neden şimdi böyle bir çıkış yaptı? Öcalan'a hatta Umut Hakkı'ndan bile faydalandırabiliriz dedi. Gelsin mecliste konuşalım dedi. Birinci sorun bu. Size göre neden şimdi Sayın Bahçeli işte böyle bir çıkış yaptı? Sebepler. Yani birisi Kandil'den çıkıp bu Orta Doğu'da başlayan statükonun şeyi Türkiye'de çözülecek, savaşı Türkiye'ye taşıyacağız derse tabii ki Bahçeli böyle diyecek. Bir Türk milliyetçisi başka nasıl düşünebilir? Bu ülkeyi ne dedi Bahçeli? Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi iç cephemizi güçlendirmemiz lazım. Bu iç cepheyi herhalde Kübra Para Orhan Miroğlu'na karşı kurmuyoruz yani. Bu iç cepheyi elbette ki Türkiye'nin bilumum dış düşmanlarına karşı kuruyoruz. Ve bu dış düşmanların tabii ben siz bilemeyiz yani devlete gelen bilgiler belki çok daha vahim düzeydedir. Ve bu bilgilere elbette ki vakıf olan insanlar bu tür süreçleri başlatırlar. Peki AK Parti'nin bu konudaki yani, tavrı nasıl? Yani Sayın Bahçeli burada bir inisiyatif alıyor. Cumhurbaşkanımızın tavrı neyse AK Parti'nin tavrı da böyle şundan olması lazım. Şundan dolayı dünden yani, beri Öcalan'ın meclise getirilmesi ve mecliste konuşma yapmasına geniş kitlelerden tepki de var. Peki. Bu fikir hayata geçirilecek mi sizce? Bu tepkiyi ölçemeyiz. Ama bu tepkinin oluşması için çok ciddi bir manipülasyon yapıldığını biliyoruz. Çok nettir bu. Yani bir arkadaşımız çıkıyor diyor ki gelirse ya mesele bu adamın meclise gelip gelmemesi değil ki. Bu sembolik bir şey. Bu aslında
baktığınız zaman Öcalan'ın şahsına da belki yapılmış bir davet değil. Deme aslında yapılmış bir davet. Yani meclis ve siz buradasınız, politika yapabiliyorsunuz. Sembolik manada söylenmiş bir şey. Yani şimdi şöyle deseydi Bahçeli, Öcalan gelsin Balgat'taki demin genel merkezinde, Balgat'ta zannediyorum, Balgat'taki genel merkezinde bu açıklamayı yapsın. Yani bu süreçle ilgili bu kadar olumsuz mütalaa yapan arkadaşlarımız aynı itirazları yönetmeyecekler. Ama kahraman meclisimize nasıl bir terörle başı getirilir tamam da, diye İYİ Parti'nin de diğer partilerin de yine tepkileri kendi partisi, oldu. Ya bunu tartış, buna takılmayalım, takılmayalım. Bakın kan akıyor, kan akıyor. Yani biri Bahçeli'ye, bir gazeteci, ya ben isterdim, ben orada olsam bir gazeteci olarak efendim derim. Yani bu mecliste değil de başka yerde. Bir sıcak bilgi var bu arada. TUSAŞ'tan tahliyelerin başladığını söylüyor Ankara Haber Müdürümüz. Gelen çok şükür TUSAŞ'taki. Yani bu ayrıntılar. TUSAŞ'ta yakınları olanlara da çok geçmiş olsun. Bu bilgiyi vermiş olalım. Çok geçmiş olsun. Evet. Yaralılarımız inşallah hayatları kurtulur. İnşallah. Şimdi Sayın Bahçeli'nin bugünkü, dünkü sözlerine bugün İYİ Parti lideri Musaat Dervişoğlu'ndan sert tepkiler geldi. Bir de bir ip meselesi oldu biliyorsunuz. Biliyorum. Bir idam ipi attı Sayın Dervişoğlu. Sayın Bahçeli de o ipi bana gönderin asacağım dedi ve birlikte de bir fotoğraf yayınladılar. Hatta o fotoğraf kolay derse verelim arkadaşlar. Nasıl yorumlamak lazım bugün iki parti arasında olup biteni? Hiç kimseyi, bakın siyasette belli bir pozisyonu olan parti lideri, parti yöneticisi vesaire, hatta güvenlik güçlerimiz içerisinde ya tarih içinde yürümek değişimi kabul etmek demektir. Yani bugün Abdullah Öcalan'ı PKK'nın 90'lı yıllardaki köy baskınları üzerinden hatırlarsak, değil mi? Hiçbir şekilde böyle bir girişime yer vermemiş oluruz. Yani reddederiz böyle bir şeyi. Ama tarih böyle bir şey değil. Bakın Güney Afrika. Şimdi tabii ki çok büyük bir benzerlik yok ama bir kısmıyla benzerlik var. Mandela rugby şeyi var onların biliyorsunuz. Bir spor şey takımları falan var. Ve beyaz şeyler, siyahlar o takımın üniformasından nefret ederler. Nefret ederler resmen. Ama Afrika'daki barış sürecinde Afrika Ulusal Kongresi'nin %80'i barışa karşı bir pozisyon almasına rağmen Mandela çıktı. İngilizlerle bir maçı vardı galiba bu Güney Afrika takımının. Çıktı sahaya ve o takımın formasını giydi. Yani bu barış süreçleri böylesi cesaret ister. Isaac Rabin kim ya? Isaac Rabin belki Siyonizmin tarihinde sıcak gelişme var. Önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini getirelim arkadaşlar önce ekranlara. Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'a saldırıyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Türk Savunma Sanayisi'nin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör eylemi ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve tam bağımsız Türkiye idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır. Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir. Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak. Güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır. Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle ve kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir. Kalleş terör eylemlerinde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ'ımızın fedakar çalışmalarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi yaptığı paylaşımda, X'ten yaptığı bu paylaşımda. Şimdi o fotoğrafı da bir getirelim yönetmenim. Bugün çok konuşuldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'den gelen o idam ipiyle verdiği poz. Sayın Bahçeli ne mesaj verdi İyi Parti'ye buradan? Yani ben ya, gerekirse barış için her türlü fedakarlığa varım mesajı mıdır? Evet, böyle bir şey yani. Yani şimdi dediğim gibi yani geçmişteki tutumlarımız üzerinden yol yürüme yani birlikte yol yürümeye karar vermişiz ya da bu yolu yürümeye birilerini ikna etmeye çalışıyoruz yani Kürt meselesinde işte demokratik siyasi çözümü kastediyorum, meclisin kullanılması, serbest seçimler, sivil siyaset zemininin gelişmesi vesaire. Bunu biz tutup o ilgili aktörlerin geçmişi üzerinden yola çıkarsak zaten 40 yıl daha bu mesele böyle devam eder gider. Ama dünyada böyle olmuyor işte. Yani ya zamanımız yok ama birçok örnek sayabiliriz.
Yani bütün bu peki, iç bu yeni bir süreç ilgili... midir? Hani şunu da konuşuyoruz. Tabii yeni biz bir burada süreç. AK Parti yeni bir çözüm süreci mi başlatıyor? Hayır, geçmiş hatırladığımız anlamıyla yeni bir çözüm farkı süreci nedir? Yok. Farkı şudur. Geçmiş çözüm sürecinde Dolmabahçe'yi sadece söyleyerek ifade etmek isterim. Bu İmralı'yla ve bu örgütle Türkiye'nin yeni anayasası dahil her şey konuşuldu. Bir tecrübesi yoktu Türkiye'nin, bir hafızası yoktu vesaire. Böyle bir şey oldu sonuç olarak. Bir güven duyuldu galiba, her nasıl sağlanabildiyse. Ama şu an ne PKK'nın Türkiye'deki hani askeri varlığı, terör yapma kabiliyeti vesaire, bu eyleme rağmen söylüyorum bunu, eskisi gibidir. Ne de Orta Doğu'da çözüm sürecinin geliştiği yılların Orta Doğu'sudur. Peki terör örgütü çok farklı. Türkiye'den yani çekilmeyi, silah bırakmayı kabul etmez ama bir yandan da bunu konuşuyoruz. Ama şimdiye kadar ne diyorlardı? Kabul etmez çünkü ona bir şey söylemeniz lazım. Devlet Bey en güzelini söyledi. Ne desin daha? Yani buyurun mecliste gelin, bin yıllık kardeşliği sürdürelim. Gelin meclisin tıpkı 1921'deki kurucu meclis gibi olmasını sağlayalım dedi. Daha ne nedir yani? Peki ne sunabilir Türkiye bunun dışında? Yani eğer teritoryal bir bölgede bir örgütün iktidarını konuşacaksak o zaman o farklı bir şey. Ona kimse müsaade etmez. Bu zaten imkansız. Buna dem de evet demez zannediyorum. Yani yaşamadık mı bunları Kübra Peki, Hanım? Peki demden gelen yani açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, mesela bir 29 Ekim'de konuşsun. Olumluydu. Genel hatlarıyla olumluydu tabii. Ama demin problemi geldi. Galiba ya benimsin ya toprağın diyen bir CHP ile birlikte bu meseleyi biraz zaman zaman... Evet, Özgür Özel önce olsun ama, diyorlar. Ama yani ya benimsin ya toprağın, nedir bu ya? Dem'i biraz rahat bırakın arkadaş. Dem biraz kendisine ait bir politika koysun. Ama Tuncer Dem'den Bey'in... geldi CHP'ye çağrı. Efendim? Dem'den geldi. Tuncer Bakırhan hayır, dedi Dem'den ki Özgür gelebilir. Özel... Ama Tuncer Bakırhan şunu da söyledi. Öncülük dedi etsin CHP'de. Bu işe muhalefet edeceğinize gelin elinizi taşın altına koyun. Sizin de sorumluluğunuz var dedi. Mesajları nasıl yorumluyorsunuz? Ona geleceğiz ama çok özür. Mesajları... Sıcak bir gelişme varmış arkadaşlarım, uyarıyor. Selçuk Bayraktar da bir açıklama yaptı. Evet. Onu da getirelim ekranlara. TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, amin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Hayatımızı vakfettiğimiz milli savunma sanayi ve milli teknoloji hamlesi yolunda bu menfur saldırılar biz Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayi çalışanlarını asla yıldıramayacak. Bizler bu toprakların geleceğini inşa eden nesiller olarak vatanımız ve milletimiz için kanımızla, terimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda attığımız her adımla şehitlerimizin aziz hatırasına ilelebet yaşatacak ve milletimizin gururunu daima yücelteceğiz. Hiçbir tehdit, hiçbir saldırı bizi bu yoldan çeviremeyecek. Milli teknoloji hamlesi yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz diyor Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar. Savunma sanayine dönük bir saldırı olduğu için, sembolik bir saldırı için bu mesaj da son derece önemli. Evet. Şimdi DEM Parti'yi konuşuyoruz. DEM Parti'den gelen açıklamalar, bu saldırıya ilişkin de zamanlaması manidar diye bir açıklama yaptılar. Hatta şöyle söylüyorlar, diyorlar ki, böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz. Bu saldırıdan büyük üzüntü duyuyor, yaşanan acıyı paylaşıyoruz. Bu acı verici olayların bir daha yaşanmaması için barışa her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz diyorlar. Şimdi bunu hep böyle yuvarlak bir mesaj yapıyorlar ama bu yani bu korkunç eylemin arkasında PKK çıkarsa DEM bu sefer dönüp daha yani sen kimsin, sen nasıl benim tam da demokrasi dediğim, barış dediğim süreçte bunu sabote edersin diyebilir mi? Bunu bazen galiba Mersin'deki saldırıda yani polis konuk evindeki saldırıda sonra belki bu kadar açık netlikte değil ama Selahattin Bey galiba böyle bir açıklama yapmıştı. Ve bunu kamuoyu olumlamıştı yani değer vermişti falan. Ama sonrasında Selahattin Bey çok büyük bir şeye uğradı. Yani kişilik katline, itibarsızlaştırmaya, PKK medyasının resmen hedefinde oldu. Uzun bir dönemde o şeyden, o çemberden çıkamadı yani. Dolayısıyla DEM'den ben şahsen böyle bir açıklama... PKK'ya yani, karşı bir başkaldırı. Yani biraz bu erken bir şey ama tabii... aslında
Öcalan üzerinden karşılaştığımız ya da görmekte olduğumuz bu yeni hamle bence demin de zaman içerisinde birdenbire olmayacak bu. Zaman içerisinde yani bu vesayetten kurtulmasına büyük katkı sağlayacak Özgür diyorum. Özgür Özel'in yani. Demirtaş'ı ziyaret etmesini nasıl karşıladınız? Ha, bu tabii onun bu şeyden, da aktör olarak süreçte olması gerektiği ya ben bu diyaloglardan bu diyalogların yani zararlı olduğuna falan hiç inanmadım. Bu diyaloglar her zaman olumludur, iyidir. Amacımız sivilleşme ise vesaire. Tabii ki hukuki bir problem var. Bir yargılama oldu Selahattin Bey içeride. Ama ben tabii bu tür ilişkilerin biraz Türkiye'nin milli çıkarlarına tahvil edilmesinden yanayım. Yani bir iç politika süreci gibi yaşanmasını pek insan içine sindiremiyor. Yani CHP ve DEM arasındaki ilişki bu yüzden bence çok düşünülmesi, konuşulması gereken bir ilişki. Yani şöyle bir şey yapıyor gibime geliyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yani demin oyları bana lazım ama demin siyaseti nerede durur falan bu beni hiç şey yapmaz. Hatta Abdullah Öcalan üzerinden demin de normalleşmesi için bu örgütün Türkiye'yi rahat bırakması için kurulan oyunları da destekler planları meydana gelen bir takım programları da desteklerim demiyor. Oyunu ver Kürtlerle sen ne yapıyorsan yap. Şimdiye kadar biz bakın 2019'da somut bir şey gördük. 2019'da ne oldu? Aday göstermedi büyük şehirlerde. Son seçimde de böyle oldu biliyorsunuz. Evet, CHP, ve bu açık bir destekti. Evet. Tamam bir şey demiyoruz. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar büyük bir seçmen kümesine bir siyasi parti olarak yani Türkiye'yi yönetmeye aday bir parti olarak kendi fikirleri bağlamında, kendi tüzüğü programı bağlamında söylediği şey nedir? Nedir yani? Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt toplumunda tıpkı AK Parti'nin 2000'li yıllarda yaptığı gibi örgütlenmek, siyasi manada bu toplumu örgütlemek vesaire bu partiye davet etmek hiç böyle bir şeyine rastlıyor muyuz? Şöyle söylüyor mesela Özgür Özel bir gün diyor şey ki siyasi fırsatçılık yani. Yapmayacağız. Biz Türkiye'nin huzuru barışı için bir şeyler olacaksa engelleyici bence olmayacağız. İyi bir tanım. Sadece Kürtlerin sorununu çözmek yerine Erdoğan'ın bir sorununu çözmek üzere bir kumpas kuruluyorsa da anayasayı kastediyor. Buna alet olmayacağız diyor. Ya bu tamam yani bu Devlet Bey'in girişiminden sonra zaten söyledikleri işi bu. İlave şeyler de söylüyor. Kürtleri kandırmayın. Ya Kürtleri kim kandırmış? Kürtleri kim kandırmış? Kandırma işine girersek yani hem CHP'nin hem DEM'in ödeyeceği faturaların haddi hesabı yok. Yani bunu kullanmasınlar. Sonra kendilerini yani ben anlayamadım yani Özgür Bey dedi ki işte el kaldırıyorum, el yükseltiyorum pardon, el yükseltiyorum. Ben Kürtlere devlet bu ne demek ya? Bu ne demek? Ama ya devlet, bu devlet veriyorum derken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmaya davet ne demek yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı değil miyiz? Ben vatandaşım ya. Bu devletin en büyük mağdurlarındanım. Ama ben bu devletin onurlu bir bireyi siz olarak yani hissediyorum kendimi. Kürt vatandaşlarının Özgür Özel'in bu lafından yanlış anlayacağını Hayır. Bu doğru bir laf değil. Biz yani bütün hayatımız kendi vatandaşlarımıza yani Kürt kardeşlerimize, akrabalarımıza, gençlerimize söylediğimiz şey şu. Devletten uzak durmayın. Devletten uzaklaştığınız sürece bu işler çözülmeyecek. Devletin ortağıyız biz. Ya 1071'den beri yani Alparslan'ın yanında duran Kürtler değil mi? 1514'te İdrisi Bitlisi ve Kürtler değil mi? Mustafa Kemal'i Diyarbakır'da bağrına basan. Bugüne dair bir şey bugüne dair yani ortada şunu bir devlet problemi mesela, yok. Öcalan'a, bu devlet bizim Ömer de devletimiz. Ömer Öcalan gönderilecek iddiaları var. Dün kimi gazeteciler izin alındı dedi. Ben doğrulamadım tanımadım. Yani, bugünlerde biz Öcalan'a bir ziyaretçi görür müyüz? Yani gittiğini? Olabilir tabii. Yani en başta akrabaları işte Ömer Bey'in falan gitmesinde ben yani kendi açımdan bir şey görmem. Ama tabii eğer böyle bir süreç varsa acaba biliyor muyuz, emin miyiz? Abdullah Öcalan'ın da yani bu görüşmeleri çok istediğinden emin miyiz? Ya da terör yani, örgütünün onu dinleyeceğinden emin miyiz? Yani hiç süreci sabote etmeyeceğini ki şu anda bakın, tam da TUSAŞ'a yönelik saldırı konuşuyoruz. İster dinlesin, ister dinlemesin. Abdullah Öcalan'ın bu hareket üzerindeki, bu harekete inanan insanlar üzerindeki, bunlar İstanbul'da da var, Diyarbakır'da, her yerde var. Bu insanlar üzerindeki siyasi gücünü koruduğunu bilmemiz lazım. Mesele 3-5 silahın kalan, 3-5 silahın şurada burada teslim edilmesi meselenin ötesinde
Öcalan 40 yıl önce bu örgütü kuran, bugüne getiren kişi ve örgütü bugün Orta Doğu'da başka başka işlerle uğraşıyor ve o da burada tutuklu, 25 yıldır içeride ve onun tavrının sadece şuna indirgenmesi, yani bu örgütün işte silahlı kısmının tasfiye, bu çok yanlış. Öcalan'a söylenen şey şu: demin yanında, yani sivil siyasetin yanında durmaya dair bir pozisyondur Türkiye'nin beklediği Abdullah Öcalan'dan. Dolayısıyla bu basit, yani hani işte İmralı ziyareti falan gibi değil. Çok geniş bir perspektiften bakmak Peki. lazım. Ve bu yüzden de son cümleyi kimse yani şey, mesela bu umut hakkı meselesi görüyoruz ki. Büyük bir yasal değişiklik gerekiyor. Tabii, ama bunu Devlet Bey'den duymak. Evet, bu bir milattır. Yani tıpkı Fethi Yıldız Bey'in yazdığı gibi bu meseleyi artık 22 Ekim'den önce, 20 Ekim'den sonra konuşacağız dedi. Bu bir iddia mı? Evet, bir iddia, ama Devlet Bey'in koyduğu tavra baktığınız zaman bu iddiaya kimsenin kayıtsız kalmaması gerekir Peki. diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum şehitlerimize. Evet, Allah rahmet eylesin. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımıza da şifalar diliyorum. Ben de şimdi yayını Osman Kenan Çapoğlu'na devredeceğim. Osman Kenan Çapoğlu hazır bekliyor. Daha sonra saat 20.30'da farklı açılarda tekrar birlikte olacağız sevgili izleyiciler. Osman, söz sende.